yayın ama iyi gidiyor. Efendim, Kırşehir'de et döner deyince 21 yıllık bir İbo'nun yeri döneri var, et döneri var. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? İbo'nun yeri, ismi nereden, nasıl geliyor? Ya benim babam, işte dönerci İbo dedikleri kişi benim babam kendisi. Aslında babam yani 1992'de bir döner dükkanı açtı. O zaman yine et döner açtı Kırşehir'e. Ama o zaman Kırşehir'de daha et döner kültürü yoktu. Onu sonra dükkanı kapattı. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra Levi Kusay ile birlikte Kalenin Eteği'nde birlikte çalışmaya başladılar et döner dükkanında. Orada 1999'un son dönemine yani son çeyreğine kadar birlikte çalıştılar. 99'da yani 2000 yılına girerken de buradaki ilk dükkanımızı açtık Müftü'nün oradaki CHP binasının altındaki yeri. Ondan sonra ben orayı yaklaşık babam 2008'de vefat etti. Babam 2008'de vefat edeyim diye ettiği yazı tarihe kadar babamla birlikte işlettim. 2013 yılına kadar, 11 yılına kadar da ben tek başıma idare ettim. Bazı sebeplerden dolayı işte dükkanı devrettim o Kemal abiye. Ondan sonra işlerim falan bitince geri geldim. Burada sıfırdan bir düzen olarak dükkanı açtım yani. Efendim, elimizde İbo'nun yeri diye epey bir et döner dükkanı var. Peki sizin etinizdeki kalite, fark, tat, lezzet nedir? Ya öncelikle ben eti, babamın asıl mesleği kasaptır. Ben babamdan öğrendim zaten. Bizim ailede çoğu kasap. Etimizi dana malı olarak kesiyoruz biz genelde. İçine taze kuzu. Ondan sonra kuzunun kendi kuyruk yağıyla birlikte zaten orijinal lezzeti oradan alıyoruz. Bir de ekstradan bir özel sosumuz var, onu kullanıyoruz. Efendim, malum et döner deyince her yerde et döner satılıyor ama et döner her yerde yenilmiyor. Türkiye genelinde de malum bazı et dönerlerinin içine kıymaya kadar katıyorlar. Bazı istenmeyen maddeler de katıyor. Sizde öyle bir şey var mı? Bizde kıyma var. Yalancı söylemiyoruz yani. Çünkü biz eti buz aldığımız için budu temizliyoruz yağlı bölgelerini. O yağlı bölgeleri ekstradan kuzunun kendi yağıyla birlikte karıştırıp kıyma yapıyoruz. O da dönerin ağzı da pamuk gibi dağılmasına, güzel bir yemesine sebep oluyor. Sadece ekstra bir şey katsak buradaki gördüğünüz tepsi donar. Bocak yanmadığı şekilde donar yani. Biz onu bulamazsınız yani. Etin kalitelisi, malzemenin kalitelisi olmaması lazım. Ben gidip pazardan yani topluca malzeme de alabilirim mesela. Ama ben gidiyorum günlük taze olarak manavdan seçiyorum. Çünkü aldığım malın ne olduğunu görmem lazım. Ben kendimi yemediğim malı müşteriye falan vermem. Efendim, malum ette lezzet tartışılmaz bir sorun. Etinizin lezzetinden biraz verebilir misiniz vatandaşlarımıza? Ya onu veremem çünkü özel bir sosum var. Baharatlandırma yapıyorum. Yani odaklığım şeye göre göz kararı diyeyim ona mesela. O zaten beyinde bitiyor tamamen. El alışkanlığı var bir de. O sayede lezzeti tutturuyoruz. Ama ben sana şunu diyeyim. Bu malzemeleri ben sana versem sen yine o lezzeti bulamazsın. Çünkü şey lazım. O göz alışkanlığı var ya. Ayar önemli. Yani lezzeti içindeki sırrında mı saklı diyorsun? Evet. Öyle diyebilirim. Peki efendim, şu anda et dönerin fiyatı ne kadar? Şu anda yarım ekmek 12 lira. O da et kesimleri arttığından dolayı. Hatta şu anda dönerciler çoğu zam yapmayı düşünüyorlar. Ama piyasadaki bu virüs olaylarından dolayı zamı durdurdular, günü kurtarak yeter diye çalışıyorlar bugünlerde. Amcamı iyi çekin ha. Doğru, amcamı çekin. Ne kadar?